Anagam zeli allı, dili şekerli ballı. Hem cilveli hem de tatlı, benim yarim Erzincanlı. Hem cilveli hem de tatlı, benim yarim Erzincanlı. Alnına aldaşın olan, yoluna yoldaşın olan, canına candaşın olan, benim yarim Erzincanlı. Alnına aldaşın olan, yoluna yoldaşın olan, canına candaşın olan, benim yârim Erzincanlı. Ekranları başında şu anda RT Şah TV'yi seyretmekte olan siz kıymetli izleyicilerimize kucaklar dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, Gamze Yollarda isimli program çekimlerimiz tüm hızıyla devam etmekte. Erzincan şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta olan güzeller güzeli beldemiz Mercan'dayız. İyi seyirler diliyorum. Kızmadır yakışır yüze, sürmedir çekilir göze. Bayırdan indirir düze, benim yârim Erzincanlı. Bayırdan indirir düze, benim yârim Erzincanlı. Alına aldaşın olan. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de iyiyim. Çok şükür iyiyiz. Sizler de iyisiniz. Vallahi iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Evet. Sizi de tanıyalım. Benim ismim Fatih Kurtoğlu. Evet. Burada esnafım, Mercan'da. Tarım sektöründe uğraşıyoruz. Çiftçiyle bütün irtibatımız var yani. Anlıyorum. Ne ekip biçiyorsunuz? Biz ekip biçmiyoruz. Çiftçinin malını temin ediyoruz. Tarım makineleri. Siz esnaf olarak geçiminizi evet, evet. sağlıyorsunuz. Evet, esnafız. Anlıyorum. Aslen nerelisiniz? Aslen buralıyız. Buralısınız. Evet. Şöyle sarışın falan gördüm. Yani, acaba Karadeniz olabilir mi diye. Uzaktan Karadeniz'den gelmeyiz. Evet. Evet. Burada. Doğru. Biz de Karadeniz'den gelmeyiz. De. Ya, biz buralıyız. Bildim o zaman. Erzincanlıyız diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sevdiniz Erzincan'ı yani. Seviyoruz Erzincan'ı. Erzincan bizim memleketimiz. Ekmek yediğimiz yer. Ne düşünüyorsunuz? Çok sağ olun, var olun. Pekala. Mercan'da eksik gördüğünüz bir şeyler var mıdır? Mercan'da eksik gördüğümüz bir şeyler var mıdır? Şu anki devletin politikasını eksik görüyoruz şu anda. Hükümetimizin politikası şu anda eksik. Bizim burası tarım sektörü olduğu için özelleştirmeler falan yaptılar. Özelleştirmelerde de insanlar bayağı bir rahatsız oldu. Bizim bu bölge pancar, özellikle şeker pancarıyla ayakta duran bir bölge. Biz mesela şeker pancarının tarım makineleri olsun, işte gübresi, nakliyesi, her şeyini biz yapıyoruz. Şu anda bu bölgede bayağı bir eksiklik var. İnsanların bakış açısı çok değişti. Çaresiz, herkes de borçlu. Şu anda ne yapacağını şaşırmış yani bütün çiftçi. %90'ının açısından söylüyorum. Diğer bir politika da işte yine tarım olduğu için biz hep tarımdan konuşuyoruz. Tarımın girdileri çok pahalı. Çıktıları ucuz. Yani çiftçi ürünü atıyorum şöyle söyleyeyim. Geçen sene 60 TL'ye aldığı gübre bu sene 120-110 TL şu anda. Dolar endeksli olduğu için söylüyorlar. Demir aksamı yani ekipman aksamı yine öyle. Atıyorum geçen sene 850 bin liraya çiftçi arpasını sattı, bu sene 830 bin liraya sattı. Girdileri iki katına çıktı aldı. Dolayısıyla çiftçi mağdur yani şu anda. Çiftçi mağdur oldu mu biz hepimiz burada mağdur oluyoruz otomatikman. Varlığımız boş yani. Allah yardımcınız olsun diyorum. Allah razı olsun, teşekkürler. Evet. Siz artık el atarsınız yani Erzincan TV olarak. Kimlere selam göndereceksiniz? Vallahi kimlere selam göndereceğim? Bütün arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza selam gönderiyorum buradan. Başka da diyeceğim bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Tarım sektörünü böyle çiftçilere de gezer, sorarsanız, araştırırsanız iyi olur yani. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Akar gözyaşlarım, çağlar mercanında. Yaşlarım çağlar mercanda.
Çar bir dem solar balımda, bir dem açar bir dem solar balımda. Kurudu güllerin gönül balımda, gurbet ele düştüm gençlik çağımda. Hayallerim abicim, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ben de iyiyim. Seni de tanıyalım hemen. Nurettin Kavut. Buralı mısın aslen? Aslen Trabzon, Araklı. Trabzon? Araklı. Ne kadar zamandır burada yaşıyorsunuz? 45 sene. 45 sene. Ömrünüz burada geçmiş. Devamı da burada geçecek herhalde. Gidiyor musun Trabzon'a? Gitmez olur muyum? Kimler var orada? Kaynatam, kendi köyüm, her şey. Evet. Burada Karadenizli vatandaşlarımız ikametgah ediyorlar değil mi? Evet. Kaç hane vardır? Hemen hemen 7-8 hane Karadeniz var. Oo, maşallah bayağı varmış. Evet. Eritişah TV'den geliyoruz. Mercan'ı tanıtmak amacıyla geldik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benim de mekanım var zaten, kahveciyim. İlk şokun yanındaki kahve. Burada esnafsın. Esnafım. Kahvecilik yapıyorsun. Ne kadar zamandır kahvecilik yapıyorsun? 2 senedir oldu. 2 yıldır. Onun dışında farklı bir şeyle uğraşıyor musun? Farklı bir iş alanıyla? Çiftçilik, çanak, televizyon ayarlama, işte aynı böyle ince işlere giriyoruz hep. Olmadığından biraz kırsal olduğu bölge olduğu için mecbur kendimiz bazı şeyleri bitirmek zorundayız. İlkel yöntemleriyle. Evet. Peki hala? Ne ekip ne biçiyorsun? Hiçbir şey ekmiyorum. 5 senedir hiçbir şey ekmiyorum. Çiftçilik dedin? Çiftçilikle hayvanım var canım. Hayvanı yonca. Hayvancılık yapıyorsun. Hayvancılık. Bir de kahvem işte. Mekanımla uğraş. Trabzon'un tereyağı meşhurdur değil mi? Trabzon'un her şeyi meşhur. Siz peki hala burada da devam ediyor musunuz tereyağı yapmaya? Ediyoruz. Ediyoruz. Yöntemini biliyorsunuz. O kadar güzel oluyor mu? Tabii canım, onu yapan, bir de şimdi yapan var şimdi. Kendimiz bildiğimiz için, Karadeniz'de hanım aldığım için, aile aldığım için o daha iyi yapıyor her şeyi. Peki hala. Balık yapıyor musunuz evde? Balık yemeği, balık tüketiyor musunuz? Hamsiden başkasını yemiyorum. Hamsiyi seversiniz zaten siz. Hayır, sevmiyorum. Hamsiden başkasını sevmiyorum. Trabzon'un başka neyi meşhurdur abi? Vallahi fındığı. Başka her şey hemen hemen meşhur. Peki siz oraya gittiğinizde alışveriş yapıyor musunuz? Ekmeğe, yöresel ürünlerinden alıp geliyor musunuz? Un, unu, ekmeği, hamsisi işte fındığı. Elimizden geldiği kadar alıyoruz. Hepten yalan, şimdi kendimizi yalanla şey edemeziz. Anlıyorum. Evet. Peki hala kimlere selam göndereceksiniz? Kardeşim Uğur var, annem var. Bacılarım var Almanya'da. Hepsine çok çok selam söylüyorum. Annemin çok çok öpüyorum. Annemi de özlemişim bu arada. Ne kadar zaman oldu görmeyeli? 6-7 ay oldu. 6-7 ay oldu. 6-7 ay oldu. Allah kavuştursun diyorum. Amin amin. Dünyada zaten bir annem var. Başka hiçbir şeyi tanımam. Anadan başka hiçbir şeyi tanımam. Neden? O başka. Eşin, çocukların? Onlar... Yerini dolduramaz mı diyorsun? Onlar ikinci sınıf. Anne başka. Benim için önce anne. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Hiç kimse, evlat, bir yere kadar evlatlık, ondan sonra herkes içinde. Allah annenizi sizlere bağışlasın, acısını göstermesin diyorum. Amin amin. Zaten 3 sene önce trafik kazasından babamı kaybetmişim. Halamla babam. Ruhu şad Aşkale, olsun, mekanı cennet olsun. Aşkale otobüs kazasında bir anam kalmış, o da benim başımın tacı. Allah sizlere bağışlasın. Amin amin cümlemiz. Çok teşekkür ediyorum sohbetin için. Sağlıcakla kal abi. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. E
Evet sevgili izleyicilerimiz, Mercan'ın ekmeği meşhur dediler. Biz de Mercan'da bulunan bir fırını ziyaret etmek istedik. Amcacığım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de iyiyim. Sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Kızılboğa. Memnun olduk. Sağ ol. Evet amcacığım, burada çalışansın değil mi? Evet, bizim. Mercan ekmeği meşhur dediler. Bu ekmeğin özelliği nedir? Özelliği bunun mayası kendinden. Trabzon şeyi. Ben fırıncı da değilim. Sadece satıyorum. Sadece satışını yapıyorsunuz. Evet. Peki mercan ekmeği dışında farklı ekmekler de var değil mi? Var. Kepe ekmeği var, pide var. Evet. Normal ekmek var. Normal ekmek var. Bir de tava ekmeği var, şu an yok. Tava ekmeğiniz var fakat şu anda elinizde yok. Burada yok ha. Pekala, burada günde kaç tane mercan ekmeği satıyorsunuz? Bu belli olmuyor onu. Normalde hepsi beraber 500 tane falan, 500-600. Değişebiliyor diyorsunuz. Evet, yaz oldu mu çoğalıyor. Anlıyorum. Teşekkür ediyorum sohbetiniz için. ERT Şah TV aracılığıyla birilerine selam göndermek ister misin? Birilerine, herkese iyi günler, iyi yayınlar. Sağ olun, var olun. Sizler de sağ olun, iyi günler, hayırlı satışlarınız olsun. Kara su tuzlayı bir ettin canda, kara su tuzlayı bir ettin canda. Kimler geldi geçti bunca zamanda. Evet sevgili izleyicilerimiz, ERT Şah TV Genel Yayın Yönetmenimiz Sayın Yalçın Kökteş abimizin sevgili babasıyla birlikteyiz. Süslü Mustafa amcamızla birlikteyiz. Amcacığım nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de iyiyim. Evet, neler yapıyorsunuz? Zamanınız nasıl geçiyor? Ne işle meşgulsünüz? Bölgede genelde pancar ile patates ekimi oluyor. Evet. Ondan sonra diğer vatandaşlar da fasulye falan ekiyorlar. Geçimlerini öyle sağlıyorlar. Başka herhangi bir sorunumuz yok. Siz Mercan'ın yerlisi misiniz? Biz asıl Bayburtluyuz. Bayburt'tan buraya geldiniz. Evet. Ne zaman geldiniz? Biz burada doğduk. Büyüklerimiz geldi. Evet, büyüklerimiz geldi. Burada doğduk. Peki şu anda burada ne iş görüyorsunuz? Şu anda ben emekli PTT memuruyum. Oğlumun ektiği patateslerle satış işi yapıyorum. Nasıl gidiyor satışlarınız? Buranın patatesi meşhurdur değil mi? Evet, çok meşhur patatesi vardır. Herkes, bütün yakın yerler gelip alıyorlar. Yani patatesi çok meşhur buranın. Anlıyorum. Peki size neden Süslü Mustafa demişler? Eskiden çok fazla giyime meraklı olduğum için onun için öyle bir isim taktılar, öyle devam ediyor şimdi. Diğer benim çocuklara da genelde hep öyle hitap ederler. Süslü Mustafa'nın oğlu falan mı diye? Evet, öyle söylerler hepsine. Üç tane oğlum var, üçüne de öyle derler. Bakım ve süslenmek güzel bir şey. Sana da güzel bir lakap takmışlar. Evet, teşekkür ediyorum herkesten. Allah razı olsun. Evet, oğlunuz sevgili Yalçın Kökteş abimiz. Dediğimiz gibi genel yayın yönetmenimiz, yayınımızın sizlere, halka ulaşmasında çok büyük emekler sarf ediyor. Evet. Sizler izlerken neler hissediyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Ben başarılar için gurur duyuyorum. Devamını da istiyorum. İnşallah daha güzel başarılar elde eder kendisi. Size de faydası olur. Sağ olsun, var olsun diyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum sohbetiniz için. Peki sizler kimlere selam göndereceksiniz? Ben herkese selam gönderiyorum. Ülkemiz sağ oldukça herkesin canı sağ olsun. Vatan millet sağ olsun. Başka bir şey demiyorum. Evet. Teşekkür ediyorum amcam. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Baştan başa kimi güldürdün? Gel ağlama garip bülbül ağ. Thank you.
Amcacığım nasılsın? Ben iyiyim, sağ olasın kızım. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, ben de iyiyim. Allah cümlemize iyilik versin. Teşekkür ediyorum. Amin, amin. Kendinizi tanıtın bakalım. Kendim Hasan Ali. Emekliyim. İki dönem burada muhtarlık yaptım. Evet. Şimdi çoluk çocuğum Kocaeli'nde. Biz de hanımla yazın tatile buraya geliyoruz. Kış aylarında da Kocaeli'ne gidiyoruz. Yazın buradayız. Peki dönüş ne zaman? Dönüşüm nasip olursa Haziran'da. Kocaeli'ne ne zaman? Kocaeli'ne ayın 24'ünde, yani Ekim 24'te Kocaeli'ne. Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ ol kızım. Hayırlı bir şekilde gidip gelmek nasip olsun. Sağ olasınız kızım. Allah sizin de yolunuzu açık etsin. Çok teşekkür ediyorum amcacığım. Başarılar diliyorum. Çok sağ olasın. Biz sizi çok beğeniyoruz. Devamlı da izliyoruz. Hatta hanım içi de bir televizyonu açınca bizim Gamze geldi, gel. Ay, çok sağ ol. Akşamda sana diyor, sen İstanbul'daydın. Akşam seyrediyor. Akşam mıydı? Ve akşam İstanbul'daydın. Ne zaman geldin? Yani devamlı seyrediyoruz televizyonumuz. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Ellerinizden öpüyorum. Sağ olasın. Kocaeli'nde kiminiz var? Kocaeli'nde oğullarım var, kızlarım var. Gelinlerim orada. Evet. Sülalem orada. Evet. Onun için biz de kış dolayısıyla mecbur oraya gidiyoruz. Yazın da buraya geliyoruz kızım. Evet. Selam göndermek ister misin? Selam gönderiyorum oğluma, kızıma, gelinime, torunlarıma, sülaleme. Tüm akrabalarıma, herkese selam söylüyorum. Herkese de çok selam söylüyorum. Size de başarılar diliyorum. Sizi de evime davet ediyorum. Buyurun bir çay mı içsin? Çok sağ olun. Kahvemizi için. Çok sağ ol, var ol. Tamam, ben sağ olayım da. Teşekkürler. Teşekkürler amcacığım. Teyzeciğim. Buyur. Kameraman arkadaşımızı tanıyor musun? Tanırım onu. Benim önceden konuşum. O da buralı, Mercanlı. Evet. Mustafa'nın, Ayşe'nin oğlu, babasının adını bilmiyorum. Babası Mustafa, annesi Ayşe. Ayşe, Mustafa evet, abinin. Peki bir şey söyleyeceğim teyzeciğim. Mustafa amcamızın lakabını biliyor musun? Süslü de. Süslü Mustafa. Ne güzel bir lakap takmışlar değil mi? Gençken çok süslüymüş, kendine çok bakıyormuş. O nedenden dolayı Süslü Mustafa demişler. Abi gene aynı öyle süslüdür yani. Yalçın abimiz babası kadar süslü olmasa da o da süslü. Peki hala sen kimlere selam göndereceksin? Ben bütün aileme, kızlarıma, çoluk çocuğum, bütün İstanbul'dan berisi 150 nüfusumuz var. Hepsine selam geniş söyleyelim. Geniş aile maşallah. Evet. Hayırlı bizlerden işler de tüm size. Yakınlarınıza selam olsun. Hadi bakalım kameraya el sallayalım. Haydi. Sevdiklerinize. Haydi, çok teşekkür olasın. Ediyorum. Haydi. Kendine iyi bak. Sağ olasın. Buyurun Mustafa. Çok sağ ol. Şurada bu söylesin. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İsmin ne senin? Cemre. Cemre. Güzel bir ismin var. Kim takmış acaba senin ismini? Babam. Baban takmış. Kaç kardeşsiniz? Ben tekim. Teksin. Hı-hı. Ay. Pekala. Sen ne olmak istiyorsun? Cerrah. Cerrah. Oy maşallah. Cerrah olmak İnşallah. İstiyorsun. Maşallah maşallah. Peki neden cerrah olmak istiyorsun? Yani ben yani hasta olan kişileri yani mani etmeyi çok seviyorum. O yüzden. Evet. Şu anda aramızda bir tane doktor var. Karşı tarafta. Hmm. O da benim eşim oluyor. Hmm. Hadi git sen onunla biraz sohbet et bakayım. Cemre konuşuyor. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben de iyiyim. İsmin ne senin? Aynur. Aynur ablacığım. Nerelisin aslen? Kırkmeşeli. Kırkmeşe. Evet. Kırkmeşe ve Mercan. Mercan. Buraya evlendin mi? Buraya evlendim. Kaç yıl oluyor? 41 yıl falan oldu. 41 yıl. Evet. 41 yıl. Dile kolay. Aynen. Peki hala gidip geliyor musun? Gidip geliyorum her zaman. Kırkmeşe köyünde de program gerçekleştirmiştik. İzledin misin programımızı hiç? İzledim kaçırmıyoruz. Mi? Nasıl buluyorsun? Çok güzel. Evet. Çok seviniyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şey ediyorsunuz. Her zaman da izlemeye devam et. Bu arada İnşallah. Gözlerin çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Mavi mavi. Teşekkür ederim. Sağ Rica ederim. Kim var Kırkmeşe köyünde? Kırkmeşe köyünde var mı yakınların? Oturuyor. Hı. Onlar şimdi gitti tabii yurt dışına. Anlıyorum. Kimse yok şimdilik. Evet. Evet. Kimse yok. Peki burada geçimini nasıl sağlıyorsun? Burada
Eşim vefat etti, emekli, onun aylığıyla geçmek. Allah rahmet eylesin. Amin, sağ ol, teşekkür ederim size. Öyle. Peki sen ve Cemre birlikte mi yaşıyorsunuz? Ayrılar ama kızımla birlikte yaşıyoruz. Anlıyorum. Aynı. Pekala, kimlere selam göndereceksin? Burada Gemlik'te oturan çocuklarıma, akrabalarıma, İsviçre'de kardeşime, ablama hepsine çok selamlarımı söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler ablacığım. Kendine iyi bak. Sağ olun size. Hayırlı yayınlar. Çok sağ ol sevgili izleyicilerimiz. Mercan'ın tanınmış simalarından Ali amcamızla birlikteyiz. Ali amcacığım nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben de iyiyim. Ali amcacığım kaç yaşındasın? 61. 61 yaşındasın. Burada ikamet ediyorsun. Evet. Kışın farklı bir yere gidiyor musun? Yok, şimdiye kadar buradayım. Evet. Çocukların var mı? Var. Nerede yaşıyorlar? Biri burada, öbürü Adapazarı'nda. Buradan selam göndermek ister misin? Selam olsun, ne diyeyim? Başka bir bütün dostlarıma selam. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olun. Abicim merhabalar. Merhabalar bacım. Nasılsın? Teşekkür ederim. İsmin ne senin? Hakan Ödemir. Hakan? Ödemir. Ödemiş. Ödemiş. Memnun olduk. O nasıl bir selam verme tarzı öyle. Evet. Yolculuk nereye? Bir dakika, yolculuk nereye? Yolculuk nereye? Köye gidiyorum, köye. Hangi köye? Gökçeköy'üne. Buraya kaç kilometre uzaklıkta? 2,5. Bu araba kaç model? Bu araba kaç model? 98. Evet. O halde sana hayırlı yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar abi. Merhabalar. Nasılsın? İyi. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sen Mercan'ın tanınmış simalarındanmışsın. Ne dersene doğrudur yani. Onun kaçarı kuçarı yok. Tanınmış olmaktan gurur duyuyor musun peki? Aynen dediğiniz gibi. Siz de ERT'nin değerli personeli. Evet. İzliyor musunuz ERT'yi? Valla benim Çanak Anten'den şey yapıyoruz arada, Erzincan, ERT. Onlar hep seyrediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizleri seyrettiğiniz için. Pekala, kameraman abimizi tanıyor musun? O bizim değerli komşularımızdan ya. Yalçın Baba, onun adı Yalçın Baba. O Yalçın abi bizim iyi dostumuz, arkadaşımız, baba dede dostuyuz. Eyvallah. Hamit abimizin yeğenidir aynı zamanda. Değerli Mustafa abimiz var. Babası şu ileride. Mustafa amca mı? Mustafa amca evet. Tanıyamadım. Lakabı neydi? Lakabı Süslü Mustafa. Süslü Mustafa mı? Evet. Aynen öyle. Peki neden Süslü Mustafa demişler? Süslü giydiği için, gezdiği için Süslü Mustafa derler. Başka çok mu süslüydü? Ooo, şimdi yine süslü ha orada. Ezelden beri süslü diyorsun. Neden? Ha, kendisi de iyi bilir. Pekala. Kimlere selam göndermek istersin? Tüm Mercan'a sevgi, dışarıdaki tüm Mercanlara, buradaki Mercanlar hepsini seviyoruz. Evet. Hepsi tüm Erzincan havalesine selamlar, dışarıdaki Erzincanlara, dışarıdaki Mercanlara. Herkese selam, saygılar sunuyorum. Allah işinizi rast kesin, kolay gelsin. Cümlemizin sağ ol, hadi bakalım bir el sallayalım kameraya. Bay bay. Erzincan'a sevgiler. Oh,
Abicim merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, ben de iyiyim. Tanıyalım hemen seni. Ben Kenan Yıldız. Evet. Çadırkaya Beldesi'nde ikamet ediyorum. Kışları da Geçit Beldesi'nde oturuyoruz. Çocukların okulu münasebetle. Öyle işte. Kaç çocuğun var? 3 çocuğum var. Kaçıncı sınıfa gidiyorlar? İki tanesi anaokuluna gidiyor, bir tanesi de 8. sınıfa gidiyor. Bir tanesi de 8. sınıfa gidiyor büyük kızım. Allah sizlere bağışlasın. Allah razı olsun. Eşin orada mı? Çocukların yanında. Orada, çocukların yanında. Geçti. Sen de tarla işleri falan yapıyorsun burada. Son demleri değil mi? Öyle. Yarın sen de gideceksin. Evet. Geçti. Evet, doğru. Doğru. Evet. Peki hala burada ne ekip ne biçiyorsun? Burada arpa, şeker pancarı. Yanı sıra da hayvancılık yapıyoruz işte. Patates ekiyor musun? Yok, hayır, ekmiyoruz. Yok. Çadırkaya beldesinde. Evet, evet, evet. Peki mercana bugün neden geldin? Mercana ben genelde biraz daha sosyal şeyi daha geniş olduğundan dolayı buraya takılıyoruz yani. Anladım. Evet. Peki hala Gamze Yollarda isimli programımızı izliyorsun ki gelip bize selam verdin. Evet. Nasıl buluyorsunuz? Valla çok beğeniyoruz. Çok güzel program yapıyorsunuz. Yani toplumun genel şeylerine de biraz fazla değiniliyor yani. Beğenerek izliyoruz. Evet. İnşallah devamı da gelir yani. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bizleri izlemeye devam et. Evet, öyle yapacağız. Sevdiklerine selam göndermek ister misin? Valla eşime, çocuklarıma, bütün aileme selamlar. Teşekkür ediyorum. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Abicim nasılsınız? Teşekkür ettim. Sağ ol. Allah razı olsun. Sizlere sormalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Allah sizlerden de razı olsun. Cümlemize. İsmin ne senin? Hasan Hüseyin Şimşek. Hasan abicim, nerelisin aslen? Ben aslen Tunceliyim. Tunceli Çemiş Gezekliyim. Bayandüzü köyünde. Peki, ne kadar zamandır burada yaşıyorsun? 25 yıldır buradayım. 25 yıldır? Tercan Geven'in köyünde. Evet. Peki, Dersim'den Tercan'a neden göç ettin? Şimdi ortalığın bozulduğu için, onun için babamız buraya göçtü. Biz de beraber eşlik etti geldik. Gidiyor musun Dersim'e? Arada sırada gidiyoruz memleketimize. Özledik tabii, hasret kaldık. Dersim yakın, gidip gelebilirsin. Gelebiliriz tabii. Sevap olanları Allah icra etsin. Evet. Onu demek istedim, başka bir şey yok. Buradan selam olsun tüm Dersim halkına. Kan çekti mi? Eşim de Dersimli. Teşekkür ederim, hoş geldin. Çekebilir de. Evet. Pekala, siz burada geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Hayvancılık yapıyoruz. Bir de pancara başladık. Evet. Bu yıl da sıkıntımız çıktı pancarda. Pancarda dolayısıyla ben bir aydır burada gidip gelip pancar işte götürmesi için. İşte götürmüyorlar, başka bir şey yok. Onun için üzgünüz. Anlıyorum. Ne kadar ektiniz? 25 dönüm ektim. 25 dönüm. Anlıyorum. Umarım sıkıntılarınız giderir. İnşallah, inşallah gidilir inşallah. Yetkili kişilere umarım İnşallah ulaşmıştır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum sohbetin için. Biz de teşekkür ederim. Kimlere selam göndermek istersin? Bütün insanlara, herkese, şu arkadaşım Akan'a teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ olun. İyi günler. İyi günler. Abicim merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, ben de iyiyim. Buyurun, söyleyin. Kendini tanıtabilir misin? Ben Erzincan İl Başkanı Köksal Erdem. Evet. Buyurun, bir arzınız, isteğiniz, bir sıkıntınız neyse bize ona göre bir dertlerinizi söyleyin. Biz de onu ona göre... Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a şükür sıkıntımız yok. Ereti Şah TV'den geliyoruz. Mercan'ı tanıtmak amacıyla geldik. Mercan kasabamız, beldemiz. Kasabamız demeyelim. Mercan beldemiz gerçekten çok güzel bir doğal olarak çeleri. İnsanlarımız çiftçiliğinden, hayvancılığından ve pancar, fasulye, patates, affedersin arpa bunlarla geçim yapıyorlar. Şimdi mercan konumundaki olan bir durumumuz bu. Mercanımız güzel bir belde olduğuna göre her konudan da istediğiniz gibi gezebilirsiniz. Her tarafını doğal olarak gezin. Bir bakın, gereken olursa biz de yardımcı oluruz. Bizim bura ata sürücü kursumuz. Mesela okullarımız var. Buralarda insanlarımız, tabii dar gelirli insanlar. Burada geniş gelirli olan insanlarımız yok. Hepsi dar gelirli insanlar. Şimdi tabii ki
insanlarımıza biraz duyarlı olmak çok güzel bir şey. Her şeyden dolayı duyarlı olmak. Yani sadece o değil. Mesela vatandaşlarımızın, bu vatandaşın mesela sigortası yok. Mağdur bir insan. Zengin adam, sosyal yardımlaşmadan yardım alıyor. Böyle garibanlar almıyorlar. Bunları çekin. Tamam, ne kadar güzel. Böyle gezmenizden de doğal duyarız, gurur duyarız. Çünkü bazı insanlarımız da gerçekten de öyle. Çok durumu iyi olmayanlar var. Zenginlere veriyorlar, fakirlere vermiyorlar. Bunu da böyle bilelim. Bunlar da şeyde her türlü konuşmalarda yaparız. Sıkıntımız yok. İstediğiniz konumlarda, ha Mercan'a da gelince Mercan'ı tanıtalım. Mercan'ımız güzel. Bir alanımızda zaten hep dar yerli esnaflarımız, ufak şeylerinde bir şeyleri yok, çiftçilik. Siz de mi burada esnafçılık yapıyorsunuz? Evet, esnafım. Ne üzerine? Elektrik üzerine. Elektrik, nalbur, benim oğlumun. Şimdi o konudan dolayı hiçbir şeyim yok. Ama insanlarımızda gerçekten bugün ne edersen et, doları almış millet. Bir liralık bir şeye 3 lira, 5 lira deyip vatandaş, dar gelir insanlarımız hayatını geçim yapamıyorlar. Zor durumdalar. Abi teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sohbetin için. Çok sağ ol, var ol. Sizin de duyarlılığınız için, buralara geldiğiniz için her daima bekleriz, gelin. Böyle röportajlar yapalım. Gündemlere çıkartalım. Yani insanlarımız da duyarlı olarak köylerimizi de gezin. Köyleri de gezdirelim. Köylerimize de bakın. Şimdi öyle yerlerimiz var ki oturulacak yerler yok. Akır gibi evler var. Şimdi bunları da eğer bunlar konuma geliyorsa, eğer bu konulara geliyorsa hepimiz birlik beraberlik olalım. Doğru mu? Hepimiz de bu konuda duyarlı olduğunuz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Abicim nasılsınız? Teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için çok sağ olun, var olun. Beldemize geldiniz, devamlı bekleriz. Gelin, çekin milletin sorunlarını, şeylerini hep bir güzel dinleyin, verin yayını. Her zaman da sizin kanalınızı izliyoruz. Seni hele bilhassa hiç kaçırtmıyorum. Karı diyor ki bunu, karı bunu izledin mi, izledin, haberler izledin mi? Ser yatağa, yatakta öteki palavralara bakma. Hele sana diyeyim. Karı da diyor ya daha yedi. Ne yedisi ya? Ser yatağa, tamam bitti. Gamze yollarda izliyorsunuz. Evet, onu yani hiçbir şey de onu kaçırtmıyoruz. Ben kendim. Evet. Anladım. Şimdi Allah teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi desinler, iyidir. Şimdi Kerkeş'te de iyidir. Şimdi eskiden tamam, burada yatırırdık, alırdık, verirdik. Burası iyiydi. Şimdi özelleşti. Özelleştirmeden bize bir kar gelmez. Zeral gelir. İçiden de, taşımadan de millet hep mağdur. Tarlada bir ton dağı kalmış. Adam şimdi şaşırmış kalmış. Dağı nereye yatıracağım? Bunu nereye? Arabayı bekleyecek. O oraya gider, oraya gider. Pancar 10 gündür sökmüşük, 10 gündür tarlada bekliyor. Biz gün vermişiz, gelecek müdür. Müdürün umurunda mı? Sıranla diyor. Bekle. İşin yok, bekle. Onu bekliyoruz. Ha şimdi variyetlerde milletine Allah'a şükür değil. Kim diyor ki benim yok diyorsa, fakir diyorsa yalan söylüyor. 100 lira, 50 lira şimdi bir adama yömeye vereceğim gelmiyor. Bak ben kendim inşaatçıyım, vereceğim gelmiyor. Şimdi adam bir sene motora binir değişiyor. Şimdi karşısından tutuyor 5 milyarlık telefon kullanıyor ya. Yoksa nasıl kullanıyor? Bu arabalar eskiden buradan şimdi karşıya geçemiyorum ben topalam. Ayağım düştüm inşaattan, kırdım, geçemiyorum arabadan. Beni vuracaklar. Eskiden bir tane at araba koşuyordum. Burada at arabaya kömür taşıyordum 2,5 liraya. Bir tane taksi yine benim evi kötü var. Şimdi arabadan geçemiyorum. Evinde var, karşısında var, kızında var, yanında var. Ayda bir araba değişir, ayda bir motor değişirler. Anladın? Var millette. Yoku değil. Ha o çalışmayanlar da yalandan. Yalandan. Kayfede oturuyorlar. Kayfe kitle kitle oturuyorlar. İyi çalışmıyor adam. Vallahi da çalışmıyor, billahi da çalışmıyor. Hani yem pahalı diyorlar. Pahalı değil, ucuz. Niye ucuz? Şimdi ucuzluğu şu. Top şey kazanıyor. Şimdi 80 bin lira yem diyorlar, 40 bin lira kepek diyorlar. Doğruyum, doğruyum. Ama ben de 15 bin lira inegi satıyorum. 15 milyara. Bir kuzu, 1,5 milyar. 1,5 milyar ya. Az mı para? Doğru mu? Peki daha ne istiyorsan sen Allah'tan? O zaman da ben bir geçiyi besledim, 30 lira 40 lira satayım. Şimdi buna satayım. Daha ne istiyorsan kardeş, şimdi git bir en kötü ineğe git. 10 lira, 15 lira, 20 lira istiyorlar. Ne olacak bu?
Bir de diyor yem bağlı. Ne bağlı ya? 100 lira olsun. Bir tane dana sattım 15 tane mal çıkar diyorsun. Hani toplancı kazanıyor, tamam. Tarlada biz ekerik, biçerik getirir. Toplancı alıyor. Ha millet de biraz kendisi devlet değil, devlet değil. Millet kendisi zam ediyor. Duyuyor zamı, doları mani ediyor. Diyelim bu buysa aman ister al ister alma diyor. Ha şimdi millet de alışmış. Cebimde şimdi benim cebimde para var. Orada gelip emmek alacağım. O parayı peşin almıyorum. Veresi. Adam da tabii veresiye verdiği zaman ne yapıyor? Diyelim 1 liraysa 150 kuruş, 50 kuruş daha koyuyor üstüne. Peşin paranı alsam ucuz veriyor. Bak şimdi 35 lira yem. Şey kepek. E şimdi alsam 35 lira. Adam diyor ki pancara cebinde para var peşin almıyor. E 5 lira koyacak adam. Mecbur koyacak. Alma o zaman. E cebindeki parayı ver al. Bunlar böyle yani. Biz razıyız. Ha şimdi ben kendime mesela şey etmemiş ama razıyız. Biz şeyimizde bir sıkıntı yok. Ha, halinden memnunsun. Halimizden memnun. Ha ne kadar pancar ektin? Ben 80 ton. He dönüm yani. Ama şu an tarlada bekliyor. 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 E, tır bekleyecek, o çavuş gelecek, o gelecek, onu götürler, bunu götürler, onu götürler. Ne zamanki sıra gelirse onu bekliyoruz ama alacaklar. Ne zaman ama bura olsaydı, özelleşmeseydi motorumuzdan getirir, yatırırdık. Alırdık fişimizi de hani devlet dediğin, devlet bizim çamurumuzda, mamurumuzda, her şeyimiz. Hani burada daha delesiz oluyordu. Hepsi taş, torpak, kırkızlık ortalık almıştım. Çiftçi kırkızıydı. Taşı, torpağı orada bir freciye de kafa atıyor da bile. Ha şimdi orada 10 veriyor. Zaten senin pancarın burada da 10 idi, 20 idi. Senin burada da 10 idi, 20 idi. Ha burada makine yok idi. Çavuşa, o tekine kızırdın, fırça atıyordun, değneğin de kuvvetliydi. Dediğini yazdırıyordun. Şimdi orada yazamıyorsan müdür veririm. İstemiyorsan al götür, özel ederiz. Al götür, al götür. Şimdi de onu, ona şimdi yanılırlar. Bak ben yanımda orada ya. Başka yok. Ha. Tarımın yanı sıra hayvancılık yapıyorsun. Yapıyorum. Büyük baş, küçük baş hangisi? Büyük. Büyük baş. 20 tane, 25 tane ineğim var, danam var. Satıyoruz, alıyoruz, veriyoruz, yapıyoruz. Tarla ekiyoruz, tumba ekiyoruz, pancar ekiyoruz. Uğraşıyoruz, tarımcılığına yapıyoruz. Peki Ali abicim, sen kimlere selam göndereceksin programımız aracılığıyla? Valla buradan en suda benim fındığım var bir tane, karı. Fındık? Evet, ben karıma, Fadime ismi de fındık derim. Ona ensta hayatım o. Ona selam gönderirim. Diğer de Almanya, İstanbul'da her kim kısım arkadaşım varsa hepsine de selam gönderirim. Büyüklerin ellerinden küçük ellerinden. Evde Fadime diye mi hitap ediyorsun? Fındık mı? Fındığım. Ben o olmadığımı dünyam karalıyor bile. Ben ta bak oy, he, evet. Oy. He, fındığım bir tane. Dünya bir tarafa o bir tarafa. Allah hayırmasın. Cümlemizi. Evet. Selam olsun bizlerden de sağ Fındık ol. Ablamıza. Sağ ol, teşekkür ederim, beklerim. Ne zaman siz bunu vereceksiniz yayına? Bu hafta. Bu hafta ben bekleyeceğim, özellikle bekleyeceğim. Çok yani. Teşekkür ederim. Yani hiç kaçırtmıyorum, günahına bağlıyorum, hiç kaçırtmıyorum seni. O haberleri, o tekiner hepsini kesiyorum. Sadece sen izliyorum, o köylere çıkıyorsun. Şirik ol için ben izlerim seni yani. Bacım olasan, sağ ol. Geldiğiniz için de buraya teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu kadar. Sağ ol abim. Sen de sağ ol. Allah'a emanet olun. Sen de Allah'a emanet olun. Allah yolunuzu açık etsin. Cümlemizin sağ ol. Sağ olun, var olun. Canım merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, ben de iyiyim. İsmin ne? Hümeyra. Hümeyra. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Evet, birazcık kendinden bahset Hümeyra. Evet. Tercanlıyım. Şu an buraya Atatürkçü kursu için geldim. Tercan'da üniversitede okuyorum. Halkla İlişkiler bölümündeyim. Nerelisin Aslı? Tercanlıyım. Tercan. Evet. Fark ettik. Bizi gördün. Röportaj için geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Size de sağ olun. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkürler. Sağ olasın. Var olasın. Ehliyet alacaksın inşallah. Evet, inşallah. Onun için araba sürmeyi seviyor musun? Evet. Seviyorum. Çok hem de aşırı seviyorum. Evet. Allah nasip eder inşallah. Kazasız günlerde de arabayı sürmek nasip olsun diyorum sana. Teşekkür ederim. Pekala. Aileniz de burada yaşıyor değil mi? Tercan'da evet. Evet. Kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz. İki kardeşsiniz. Diğeri büyüğün mü küçüğün mü? Küçüğüm. Küçüğün. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Evet. Amin. Eritişah TV seyrediyor musun? Evet. Bakıyorum size. Evet. Nasıl buluyorsun programları? Çok güzel. Hatta köylere gidiyorsunuz. Bilmediğimiz yerlerde hani gezip görüyorum. Sizin sayenizde öğreniyoruz. Evet. Çok beğenim yani inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olma, bizleri izlemeye de devam et. Teşekkür ederim. Pekala, neler söylemek istersin? Var mıdır bir mesajın izleyicilerimize? Buradan tüm sevdiklerime selamlar söylemek istiyorum. ERT TV'yi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ol. Memnun oldum.
Sevgili izleyicilerimiz, Mercan Beldesi'ndeyiz. Esnaf ziyaretlerimiz devam etmekte. Cafer Ağbaba amcamızı ziyarete geldik. Amcacığım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ olun, sağ olun, var olun. Sizi burada görmemiz daha güzel. Her zaman böyle sizi izliyoruz zaten sürekli. Ama burada görmek daha farklı. Çok teşekkür ediyorum. ERT'nin yayın akışını nasıl buluyorsun? Çok güzel buluyoruz. Zaten ERT bizim yabancımız değil. Yıllardan beri Birol Bey'le benim yeğenim de orada radyo ekibinde hizmet yapmıştı. Evet, tanıyoruz kendisini.